Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hüsnillah Yezali Bölüm 21. Anne neler oluyor? Konuşmadı. Bana açıklama yapmamaları çıldırtıyordu. Git buradan Aymira. Ne sen bizi gör ne biz seni. Bıraksadım. Git diye bağırdı. Olduğum yerin kıskacından kurtulup odadan çıktım. Hamza kaşları çatık bana bakıyordu. Onu sorguladığımı anladı. Bu sefer ne ben sordum, ne de o bana neler oluyor diye sordu. Anladım o an Hamza'nın ailemle ilgili bağlantısını. Sorsam anlatmayacaktı. Sormasam ben kendimi yiyip bitirecektim. Siz, dedi Barış beni düşüncelerimden çekerek. Ona dönüp Hamza anlatsın dedim yanlarından çekip giderken. Hamza anlatsındı. Çünkü benim anlattıklarım hep yarım kalacaktı. Bu sözüm Hamza'yı bozdu. Bu sefer canının yanması umurumda değildi. Benim canım çok fazla yanıyordu. Onu beklemeden bir taksiye binip hastaneden uzaklaştım. Sahile geldim. Biraz ilerledikten sonra banka oturdum. Deniz nazlı nazlı dalgalanırken gözlerimde yaşlar birikti. İmtihandayım dedim içimden. Boğulmak üzereydim. Kendimi nereye koysam oraya sığamıyordum. Daralan çemberden kaçamıyordum bile. O çember daraldıkça ölümü hissediyordum. Eğer geçmişin Hamza ile ilişkisini öğrenirsem yıkılacakmışım gibi hissediyordum. Hislerimden nefret ettim. Sızlayan kemiklerimin kaburgalarıma batması gibiydi bu. Gözlerimi kapatıp yanaklarımı yakan ıslaklığı biraz daha çoğalttım. Sitemimin ucunda gözyaşlarımın intiharını her gün yaşıyordum. Tam bitti, azaldı yüküm dedikçe daha çok yük biniyordu sırtıma. Akan gözyaşlarımı silip gökyüzüne baktım. Çalan telefonuma baktım. Hamza'nın ismini görmemle telefonu sessize aldım. Onunla şu an konuşmak istemiyordum. Israrla çaldı, açmadım. Saatlerce burada, bu bankta oturdum. Sadece gelip geçenlerin değişmesi kadar da sığdığım an. O anda ne kadar çok yük vardı. Ben sadece akıttığım gözyaşlarımla kalıyordum. Ne kadar sulu göz olmuştum böyle. Oturduğum yerden kalkıp biraz daha yürüdükten sonra geçen taksilerden birini durdurup bindim. Eve geçip son kez Hamza ile konuşacaktım. Ya bana her şeyi anlatacaktı ya da ben bu sefer onsuzlukla gardımı alacaktım. Eve geldiğim an sesler duyuldu. Salona yöneldim fakat içeriye girmedim. Birazdan gelir oğlum. Sık boğaz etme kızı. Konuşan Mehlika teyzeydi. Anne, onu yalnız bırakmamalıydım. Bu dedikleri hiçbir şey ifade etmezdi. Zaten ifade etse neydi ki? Kendince beni üzdüğünü anlayamıyordu bile. Kıza her şeyi anlatmalıydık oğlum. Mehlika teyzenin dedikleri son anda attığım adımı engelledi. Üzülür anne. Daha yeni kendini toparlamaya başlamışken şimdi değil. Her şeyi vakitlice anlatacağım. Sertçe yutkundum. Tükürüğüm zehir olup boğazımı yaktı. Kendimi zor tutuyordum. Kalbim çok fazla tez canlı olmuştu. İntikamlık mesele değildi bu. Duymamalıydım bunu. Yüzüme tokat gibi inen sözleri kalbimde ağırlamamalıydım. Duvardan destek aldığım an Aymira bunu hak etmiyor demesiyle düşe yazdım. Ne intikamıydı bu? Peki neden böyle bir şey yapmıştı? Tek sorun yaşanmışlıklar mıydı? O an kapı açıldı. Hamza ile göz göze geldiğim an bütün dünya üzerime enkaz olmuştu. Canım çok yanıyordu. En çok da Hamza'nın bana bunu yapması bu zamana kadar hissettiklerime pay olmuştu. Geri gittim. Nefret ediyordum ağlamaktan. Yine de durmayan gözyaşlarımı yok sayamıyordum. Başımı iki yana sallayıp neden dedim. Neden yaptın bana bunu Hamza? Sustu. Ben susmadım. Bakışlarını kaçırdı.
Ben öfkeyle baktım. Gözlerinde hiç pişmanlık yoktu. Bu umursamazlığına ket vurup tebrikler dedim. Şimdi aramızdaki uçurum bizi tamamen yok etmişti. Tekrar bana bir yara açtığından dolayı seni tebrik ederim. Sertçe yutkundum. Sana güvendiğim için, kendimden nefret ettirdiğin için tebrikler. Ne içindi bu gözyaşım? Duygularıma binlerce hakareti yağdıran kişi için mi? Elbette ki canımı cayır cayır yakan kişi için mi? Kesinlikle. Yüzümü güldüren oyken canımı yakan kişi de oydu. Gerçekler hayalleri yerle bir edebiliyordu. Hayaller kaderin seyircisiydi. Bakışlarım karşımda bana ifadesiz bakan adama kaydı. Alev almış gözlerim onun soğukluğunda eriyip gidiyordu. Ardı sıra akan gözyaşlarımın ise bir tesiri yoktu. Adım atmaya mecalim yoktu ve tutunduğum duvar ağırlığımla yıkılacakmış gibiydi. Ne derdin var da benden intikam aldın? O an hızla bana baktı. Senden değil dedi. Başımı iki yana salladım. İnanmak istemiyordum belki de. Söz konusu Hamza olunca tüm yaşadıklarım şu ana tekabül ediyordu. Sus diye bağırdım. Bana artık yalan konuşmaktan ne zaman vazgeçeceksin? Yaklaştığında sakın dedim. Bana yaptıklarını telafi etmeye kalkma. Hamza beni dinlemeyip yaklaştığında ondan kaçacak yerimin kalmadığını anlamam çok uzun sürmedi. Yaklaşma bana Hamza. Anlatmama izin ver. Bana bakan gözlerindeki ifadede canımı acıtacak bir sürü nedenler vardı. O benden kaçıyordu oysa ben ondan kaçsam ne ifade edebilirdi ki? Bu kaçışım onun sayesindeydi oysa. Şimdi bana hiçbir açıklama yapamazdı. Her defasında bana zulmediyorsun. Boşlukta sallanan bakışları büyük bir hezimete uğradı. Ona kendim ifade etmem ise beni hezimete uğratıyordu. Gözlerim kapandığı an mırıldandım. Bana sana inanmam konusunda yardımcı olmuyorsun deyip kapanan gözlerimi araladım. Etrafımızda kimse yoktu. Hamza ile baş başa kalmam, ona olan düşüncelerimi daha kolay dile getirmemi sağlıyordu. Üzülme diye. Başını yan tarafa çevirip nefesini soludu. Bu sefer beni yine kandırmasına izin vermeden, ben her türlü üzülüyorum Hamza, dedim cılız bir sesle. Sen sustukça da üzülüyorum ki sen hiç konuşmazsın ki. Bana bir adım attı, ben bir adım geri gittim. Yorgundum, hiç olmadığım kadar yaralıydım. Beni daha ne kadar yorabilirdi bilmiyordum. Bilmediklerim var Aymira. Alayla gülüp, bilmediklerim ne Hamza, söyle o zaman deyip bağırdım. Daha ne bilmem gerekiyor anlat. Öfkeyle, sus Hamza sus deyip kapıya yöneldim. Kapıyı açtığım anda, ailem öldü dedi. Elim kapı kulpunda kaldığında, ne demek istediğini anlayamadım. Babam bir hiç uğruna benim yüzümden öldü. Ona döndüm. Tanınmaz bir ifade vardı yüzünde. Sırtını duvara yasladı. Sanki gerçekler onun en büyük güçsüzlüğüydü. Ben daha küçükmüşüm hatırlamıyorum. Sesindeki o tını boğazına takılı kalır gibi konuşamadı. Bana bakmaktan kaçtı. Olduğu yere oturup sırtını kirişe dayayarak tek bacağını karnına çekti. Babam o zamanlar şirketin diğer ortağıydı. Dedenin zamanında. Babamın bazı gerçeklerle onları yüzleştirmesi, ansızın bir gece babamın canından olmasını sağladı. O gece gideceğimiz yolculukta arabanın frenlerini bozmaları, babamla annemin o kazada ölmesine neden oldu. O freni bozan baban da Aymira. Dehşetle gözlerimi açtım. Olduğum yerden bir milim kıpırdayamıyordum. Hamza gibi olduğum yere oturdum. O buz gibi tutarken ifadesini, ben ne yapacağımı bile bilmiyordum. Hamza'ya baktım. O ise kaçırdı bakışlarını. Peki Mehlika teyze? O benim süt annem. Boğuluyordum. İtirafların arkasındaki bu gerçeklere tahammülüm kalmamıştı. Dedenler bir tek benim yaşadığımı fark ettiler. O zamanlar 5 yaşındaydım. Tabii ben gerçeği bilmiyordum. Ailem öldüğünde 5 aylıkmışım. İsa babamın beni saklama çabaları yine baban sayesinde İsa babamın ölümüne neden oldu. Karşılıklı oturduğumuz yerin dibi olsaydı oraya girmek isterdim. Hamza'ya bakacak cesaretim dahi yoktu. Onun acısı babamla dedem yüzündendi. Şimdi Hamza'ya bakıp
onlar için af bile isteyemezdim. Sen de bu yüzden, onlar yüzünden ben sözün tamamlanmadan o kadar alçak biri miyim Aymira? Deyince susmak zorunda kaldım. Konuşacaktı, sonradan vazgeçti. Evet, ben ailesini katleden ailenin kızıydım. Ben de konuşamadım, özür dileyemedim. Neden söylemedin bana bunu? Sesindeki varyansın beni oldukça dibe çekiyordu. Koyulaşmış irisleri bana bakmayı yok saydı. Toparlanmışken yeniden üzülme diye dedi. Bu kadar acıyı taşıyamazdın. Boğazıma oturan yumruğu nefes alışımı güçleştirdi. Dudaklarımı birbirine bastırıp hislerimi köreltmek istedim, yapamadım. Olduğum yer, öldüğüm yerdi. Kıyamet kopuyordu yüreğimde. Fakat ben dile getirecek söz bulamadım. Oturduğum yerden kalkıp evden çıktım. Hamza'yı sarıp sarmalamak istedim, lakin ona ne diyebilirdim ki? Beni gördükçe, benimle oldukça ailem yüz yüze gelecekti. Bir müddet dışarıda oturdum. Hamza arıyordu, cevap veremiyordum. Akan gözyaşlarımı silip oturduğum yerden kalktım. Yürüdüğüm yol eziyet, bedenim bana ceza gibiydi. Adımlarım olabildiğince hızlıydı. Bana bakan gözler umurumda bile değildi. Ağlamak acizlik değildi. Ağlamak insana bir nebze iyi gelen tek nedendi. Hoş, tek yapabildiğim de buydu. Yıkılmıştım. Sertçe banka düşerken bomboş bir ifadeyle denize baktım. Öfkeliydim. Öfkemin hoyratça savurduğu yerdeydim. Sabır istedim. Sabrım kalmamıştı. Öne eğilip dirseklerimi bacağıma dayayarak yüzümü avuçlarımın arasına alarak ağlamaya başladım. Acılarım içinde kendimi zerre tanesi kadar hissediyordum. Her zerrem, her öğrendiklerimle dağılıyordu. Ben sadece izlemekle yetiniyordum. Güçsüzlüğümü gözyaşlarıma katıyordum. Çaresizliğimi Allah'a arz ediyordum. Dünyam acımasızdı. Ben dünyam olsun istemiyordum. Ölmek istiyordum. Ölerek bu dünyanın acısını arkamda bırakmak istiyordum. Oturduğum yerden kalkıp Barış'ın evine geldim. Gidecek yerim sadece buraydı. Ne kendi evim, ne başka ev. Burası gibi kaçış yerim olamıyordu. Kapı ziline bastığımda açan olmadı. Köşedeki çardağa oturdum. Ağlamam bitmişti. Akıtacak gözyaşlarım kalmamıştı belki de. Bütün varyansınlarım tükenmişti. Ben ağlayamıyordum. En önemlisi de ben hiçbir şey hissetmiyordum. Buz tutmuş kalbimin ağında sessiz sedasız hislerimi yok ediyordum. Üşüyordum. Yüreğim mevsim geçişi yapıyordu. Aymira, Barış'ın sesini duyduğum an başımı kaldırıp tepemde dikilen Barış'a baktım. Kaşların çatarak karşıma geçti. Ne oldu sana böyle? Konuşamadım. Neler olduğunu söyleyemedim. Barış beni anlayacak ki hadi eve geçelim deyip bedenime sardı, kollarıma baktı. Hasta mısın sen? Titriyorsun. Yine cevap vermeden ayağa kalktım. Zaten iyileşemeden gelen bu kadar olay tekrar hastalığımı şahlandırdı. Peşim sıra gelip kapıyı açtı. İçeriye girdiğim an istediğim tek ihtiyacımın uyku olduğunu anladım. Bana soru dolu gözlerle bakan Barış'a bakıp bu gece burada kalabilir miyim diye sordum. Kalabilirsin tabii. Ama ne olduğunu bilmek istiyorum. Sonra anlatsam olur mu? Sadece uyumak istiyorum. Başını hafiften sallayınca merdivenlerden çıkarak önceden kaldığım odaya geçtim. Yatağa uzanırken elimi ağrıyan başıma götürdüm. Kendime verdiğim zararda yine kendimi ziyan etmekten öteye gidemiyordum. Ne babamın yüzünü görmek istiyordum, ne de onlardan bir arayış içine girmek istiyordum. Yaptıklarından habersiz büyümüşken şimdi öğrendiklerim beni enkazın altında bırakmıştı. Zarar da ziyan da bendim. Onlar sadece bir yabancıydı. Gözlerimi kapattım usulca. Yorgun zihnim göz kapaklarıma vurdu. Titremem hala devam ediyordu. Yatağın altına girdim. Kapanan gözlerimden gelen yaşlarla bir ben kalmıştım. Alnımda hissettiğim soğuk hisle gözlerim yavaşça aralandı. Bulanık gören gözlerim karşımdaki kişiyi daha net görmemi zor da olsa başardı. Hamza'ydı. Onu görmeyi beklemiyor gibi toparlanmaya çalıştım. Lakin başarılı olamadım. Acıyan boğazımla yüzümü buruşturdum. Dur, konuşma.
Sen nereden? Parmağını dudağıma bastırıp seni bulana kadar kafayı yemek üzereydim demesiyle bakışlarımı kaçırdım. Hamza parmaklarını saçlarımın arasından geçirip bana bunu yapmaya hakkın yoktu deyip tenimi okşadı. Hadi evimize gidelim. Yapamam Hamza. Gidemem seninle. Çenemi kavrayıp kaçırdığım gözlerimi kendininkilerle birleştirdi. Acının yoğun olduğu göz bebeklerine dolu gözlerimle baktım. Yattığım yerden doğrulup bana böyle bakma Hamza. Bana sana kıyamayacağım şekilde bakma deyip yattığım yerden kalktım. Bileğimi tutup ben sana kıyamazken sen benden uzak kalırken sana nasıl bakmamı istiyorsun deyip avucumu öptü. Ağlamayacaktım. Bu sefer bütün benliğimle ayakta durmayı başaracaktım. Elimi elinden çekip git Hamza dedim. Yüzüne bile bakamıyorum. Kaşların çatıp yanıma yaklaştı. Tekrar kendine bakmamı sağlayıp sana bunu düşündürtecek ne yaptım dedi. Sert bir o kadar da şefkatli sesle. Beni her gördüğünde susturdu. Bu ikimizi de kahrediyordu. Bütün serzenişlerim ailemeydi. Onlar yüzünden sevdiğim adamla sınanıyordum. Bu vebal onlardan nefret etmemi sağlıyordu. Sakın dedi beni bu durumdan çıkarmak için. Öyle düşünürsen ne hissedeceğimi bilemezsin. Demesiyle diyecek hiçbir sözüm kalmadığını şu an fark ettim. Sessizliğime kinlendim. Başımı iki yana sallayıp kapıya doğru yürüdüm. Kapıyı açacakken kapıyı hızla kapattı. Sırtım bedenime yakın olan bedenine dönüktü. Yüzünü yüzüme yaklaştırıp burnunu boynuma sürttü. Kokladı. Nefesin tenimde yer edinmesindendi yanışım. O yaktı, ben eridim. Tenime değen tenine hasrettim. Bırakmam seni. Titreyen sesiyle ona döndüm. Şu an öyle bir girdaptaydım ki ne o çekilebilirdi ne de ben gidebilirdim. Sıkışıp kaldığım yerle bu çok ağır Hamza dedim. Dudaklarımın arasından çıkan sözler Hamza'yı kendime daha çok çekiyordu. Acı çekecek kişi sen değilsin. Kaçacak kişi sen değilsin. Ne sen benden gidebilirsin ne de ben senden gidebilirim. Bu kirli dünyada bir tek sana ihtiyacım varken beni sensizlikle sınayamazsın. Elim yüzüne gitti. Bir damla düştü gözünden. Parmağım nasibini aldı. Yanandaki gözyaşından öpüp oysa neler yaşamışsın. Ben seni suçlamışım. Oysa benden kaçacak kişi senken ben senden kaçıyorum. Ben çok acı çekiyorum Hamza. Bu dünya bana acı çektiriyor. Sen benden kaçarken ben hep seni suçlamışken sen beni hala bu denli sevebiliyorsun deyip onun gibi burnumu boynuna değdirdim. Ben ölüyorum. Bir tek senin yanında yaşamanın güzelliğini tadıyorum. Hamza beni kendine çektiğinde kolları arasında ufaldım. Sarılmasının şiddetinde kendimi iyi hissetmeyi öğrendim. Bir tek senin gitmene izin vermem. Seni de kaybedersem o zaman kaybın hezimetinde yok olurum demesiyle sıkıca sarıldım. İkimiz de birbirimize şifa olduk. Ben onun kollarında, o benim kalbimde sadece bizdik. Sarılması öyle şiddetliydi ki sevginin bile iyi edebileceğine inanıyordum. Bir tek sen, bir tek sen. Geri çekildim. Hamza yanaklarımdaki ıslaklığı sildiğinde evimize gidelim dedi. Evimiz o kadar zor bir sözcüktü ki benim için. Evimiz ifadesi o kadar yabancıydı. Hamza yüzümün düştüğünü görünce evimizi yuvam yapan sensin Aymira. Şimdi o ev sensizken eksik bir ev deyip gözlerimin içine istekle baktı. Onaylar gibi başımı salladım. Üzerimi giyinip odadan çıktığımızda Barış'ın bizi beklediğini gördüm. O an Hamza'ya onun haber verdiğini anladım. Hamza ile Barış'ın yanına yaklaştığımızda Barış oturduğu koltuğun kolundan kalktı. Hamza Barış'a dönüp eyvallah dedi. Sesinde minnet vardı. Barış hafiften gülümseyip her şeyi öğrendim Aymira. Çok üzgünüm demesi artık bir şey ifade etmiyordu. Bu sözler o kadar boş geliyordu ki bana. Sadece iyi sözler duymaya ihtiyacım vardı. Barış'ın samimiyetine hep inancım vardı ama şimdi kendimi koyabileceğim bir yere bile sığamaz oluyordum. Hani sana demiştim ya, ailem beni umursamıyor diye. Bana anlamsızca baktığında yutkunmam boğazımda takılı kaldı.
Gerçekten de ailem beni umursamıyormuş. Şimdi onlara ailem bile diyemiyorum. Çünkü ben ailenin ne demek olduğunu Hamza'dan öğrendim. Hamza'ya bakıp gülümsedim. Kardeşliği de senden öğrendim Barış. Benim gerçek ailem sizlersiniz. Biraz önceki ifadesini düzeltip, kız kardeşimsin, bunu sakın unutma. Sen hep mutlu ol Aymira. Mutlu olmayı hak ediyorsun deyip Hamza ile gülüştüler. Hamza'ya elini uzatıp ona iyi bak dedi. Hamza Barış'a karşılık verip bakarım dedi. Hep beraber kapıya kadar çıktık. Hamza Barış'a dönüp tekrar sağ ol dedi. Barış usulca başını salladı. Onları böyle görünce istemsizce mutlu oldum. Benim istediğim tek şey buydu işte. Samimiyet, bir o kadar da muhabbet. Bir gün muhabbet etmek isterim. Hamza'ya sunduğu teklifle müsait olduğun zaman araman yeterli deyince Barış'ın gözleri parladı. Vedalaştıktan sonra bahçe kapısının önünde bekleyen arabaya bindik. Hamza göz kırpıp önüne dönerek arabayı çalıştırdı. Şu an tuhaf duyguların içerisindeydim. Hamza anlayacak ki elimi tutup her şeye rağmen gülümse. Bu senin hakkın deyip tuttuğu elimi öptü. Araba hareket ederken süzülen yolu izledim. Hamza'nın benden kaçışı, bilmediklerim hepsi şu an önüme serilmişti. O acısında kıvranırken bana kalbini açması kadar özeldi. O beni suçlamamıştı. O benden kaçmışken yine bana dönmüştü. İç çekerek yandan suretine baktım. Öyle güzel, öyle şefkat doluydu ki işte bu gece bütün kırgınlıklarım yok olmuştu. Ona kırgın kalabileceğim nedenim kalmamıştı. Çünkü o benden değil, geçmişinden kaçmıştı. Neden bana gelemiyor oluşun cevabını almıştım. Bana bakarak güzel yüzüne düşen muazzam gülümseyişiyle yeniden onda kendimi buldum. Seyrime düşen manzaramla gözlerim hafiften kapandı. Saat neredeyse gece yarısını çoktan geçmişti. Hem halsizliğim hem hastalığım göz kapaklarıma yavaş yavaş hükmediyordu. Son görüşüm Hamza'nın güzel gözleriydi. Bütün gün odadan çıkmamıştım. Hamza arada uğruyor, onunla da fazla konuşmuyordum. Tepkim ona değildi. Bütün keyifsizliğimin nedeni kendimi soktuğum buhrandandı. İçeride Melika teyze vardı ve ben ona bile ne diyeceğimi bilmiyordum. Eşi babam yüzünden ölmüştü. Kapı tıklatıldı. Çok geçmeden içeriye Melika teyze girdi. Oturduğum yerden kalkacakken beni durdurdu. Ona bakamıyordum bile. Kimse için başını eğme. Sen suçsuzsun. Karşımdaki sandalyeye oturduğunda önce sustu. Onun sessizliğine uyarak ilk söze girmesini istedim. Hamza ilk kucağıma aldığımda daha birkaç aylıktı. Geçmişi ilk defa dile getirmişti. Gözlerin dolduğunu fark edebiliyordum. Onunla beraber benim de gözlerim doldu. Zayıf, savunmasızdı. Evliliğimizin 10. yılıydı. Bebeğimiz oluyordu ve her defasında düşüyordu. Son bebeğimin doğmasına çok az kalmıştı fakat onu da kaybettik. Artık umudu kesmiştik. Ölen eşim bu duruma üzüldüğü için bir evlatlık edinebileceğimizi söyledi. Nasıl sevinmiştim. O gece heyecandan uyuyamamıştım. Sabah olunca hızlı şekilde hazırlandım. Beraber yurda geçtik. Fazlasıyla çocuk göstermişlerdi ama dikkatimi çeken sadece Hamza olmuştu. Nedendir bilmiyorum ama onu ilk gördüğümde içimi tarifi imkansız bir heyecan kaplamıştı. Sonra konuştuk. Onun için uğraştık. Onu ilk gösterdiklerinde öyle ağlamıştım ki sanki benim evladım gibi sahiplenmişti yüreğim onu. Sonra kabul ettiler, onu aldık. Nasıl acıkmış bir görsen, benim de bebeğim daha yeni düşmüş, sütüm birikmiş. Onu emzirdim, öyle huzurlu uyumuştu ki. 5 yıl sonra ise Şeyma'ya hamile kaldım. Asla ikisini birbirinden ayırmadım. Sanki Hamza'yı ben doğurmuştum. Şimdi ise büyüdü, evleniyor. Buruk bir tebessümle anlattı. O anneydi. Doğurmamıştı ama anneliği en güzeliyle yaşamıştı. Bazı anne doğurmadığına bakarken bazı anneler ise doğurduğunu ya atıyor ya öldürüyordu. Ama Melika teyze bambaşkaydı. Anneydi. Annelik onunla vasıf bulmuş gibiydi. Sen çok güzel annesin dedim titreyen sesimle.
yüzümü avuçların arasına alıp "Sen de çok güzel eş, çok güzel anne olacaksın biliyorum." dediğinde sıkıca sarıldım. "Ben ailem adına özür dilerim Mehlika teyze. İsa babanın yanında olmamasının nedeni babamken utanıyorum yüzünüze bakmaya." Sırtımı sıvazlayıp "Şşş" dedi teselli eder gibi. "Ailen adına özür dileyecek kişi sen değilsin. Sen benim kızımsın artık. Suçlama kendini daha fazla." Zor da olsa gülümsedim. Öyle güzel insanlara denk gelmiştim ki şu an yaşadıklarım çektiğim yaralarıma şifa oluyordu. Allah insanı imtihan ettiği yerden iyi ediyordu. Bunu şu an yaşayarak görüyordum. Geri çekilip elimin üstüne elini koydu. Kırışmış ellerindeki şefkate tutundum. O zaten şefkatini sözleriyle bahşetmişti. "Teşekkür ederim." Elimi okşayıp salonda bekleyen kocanı daha fazla bekletme ha deyince gülümsemem çoğaldı. Odadan çıktığında rahatlayan kalbim şimdi heyecandan attı. Hamza'yı düşünmek bana iyi geliyordu. Üzerime çeki düzen verip odadan çıktım. Salona geçtiğimizde Hamza'dan başka kimse yoktu. Ona doğru yaklaştığımda oturduğu berjerden kalktı. Bileğimden tutup bedenimi kendine çekti. "Şimdi o hüzün giymiş göz bebeklerinle kalbimi acıtacak mısın? Elimi kalbin üzerine koyup buradaysam acı çektirmeme izin vermem." dememle kolları arasında yerimi aldım. Yaşadıklarıma rağmen yaşamadıklarımın ağırlığıydı belki de bu kadar acı çekişim. Geçmiş unutulmuyordu. Geçmişin yaşattıkları ise kalbimde keskin bir bıçaktı. Her hatırlayışımda delik deşik ediyordu. Unutulmuyordu. Zamanla sadece o yara kabuk bağlıyordu. Fakat o zaman boylu boyunca uzayan çetin bir kıvranıştı. Şu an kollar arasında olduğum adamla iyiydim. Onlara belli etmek istemesem de başarılı olamıyordum. Bu benim elimde değildi. Benim yaşadıklarım normal bir hayat değildi. Ben daha küçükken başlamıştım bu hayatın acısını kendimde yer vereli. Ne annem bana anne gibi yaklaşmıştı, ne de babam bana bir baba gibi davranmıştı. Onlar hep yoğun insanlardı ve ben o yoğunluğun tek kurbanıydım. Büyüdüm, büyüdükçe alışım zannettiğim o yalnızlık daha fazla içine çekmişti beni. Büyüdükçe daha çok çoğalmıştı dert denilen o imtihan. Şu an yaşadıklarımın emaresiydi bu hırpalanışım. İsteksiz, ruhsuz bir insana dönmüştüm. Gülmek, eğlenmek, deli dolu olmak gelmiyordu içimden. Yüzüme konan emare her saniye beni suratsız bir insan yapıyordu. Benim kalbim karanlık bir zindandı. O karanlığa kendimi ittikçe itiyordum. O aydınlığa uzattığım el Hamza'nın eliydi. Ve o beni aydınlığında iyi edebilecek miydi bilmiyordum. Ömrümün diğer yanına sadece onu sığdırmıştım. "Peki sen acı çekmekten ne zaman vazgeçeceksin? İyi olmalısın kır çiçeği. Yaralarını iyi etmeme izin vermelisin. Fakat sen kaçıyorsun benden." Kollarına daha fazla sokulup "Üzgünüm" dedim. Gözlerine bakma cesaretim yoktu. Ben çok üzgündüm. Ben çok üzgünüm. Ne kadar iyi olmak istesem attığım adıma çelme takan bir hisle bütünleşiyorum. Saçlarımdan öpüp "Sen iyi olacaksın. Orayı üzüm ama iyi edeceğim" demesiyle başımı iki yana salladım. Senden evvel, senden ötede benim kalbim hep üzüldü. Şimdi iyi eden senken nasıl sen üzdün diyebilirim. Sarıl bana Hamza, kalbime sarıl, acıma sarıl. Sarıl ki hüzünün acı yanına bahar gelsin. Sen sarıl ki kalbim hiç kış görmesin. Düşen bir damla yaş acımın son sitemiydi. Çünkü bu gözyaşı bu sefer acıdan değil mutluluktandı. Ben acımı bu kollarda yok saymıştım. Hissiz kalbimin yeniden filizlenip çiçek açması gibiydi akıttığım gözyaşım. Senin kalbin baharın en nadide çiçeğiyken oraya hüznü saltanat yapmana izin vermem. Kıyamam sana kır çiçeği. Kıyanlara izin vermem. Sen benim çiçeğimsin. Koparmalarına izin vermem. Sen benim geç kalınmış baharımsın. Oraya kış getirmelerine izin vermem. Gülümsedim. Onun gibi sıkıca sarılıp kokusunu içime çektim. O an uzatılan bir ele ne kadar ihtiyacım varmış onu anladım. Eksikliğimi hissettiğim yerden tamamlandım.
Geri çekildiğimde Hamza yanaklarımdaki ıslaklığı silip acımdan öptü. Dudaklarının şifasını tenimde hissettim. Sen tek, sen hep. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.